Hasan Erbil Personel Eğitim Merkezi'nde eğitime ara verildi. Kurum binası depremden etkilenen Adalet Bakanlığı personel ve yakınlarına kapılarını açtı. Kahramanmaraş merkezi 11 ile etkileyen depremlerin ardından tüm yurdun adeta seferber olduğu bu süreçte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatı ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün yazısıyla Pamukkale ilçesi Aktepe mahallesinde bulunan Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuk Evleri Personeli Hasan Erbil Personel Eğitim Merkezi'nde eğitime ara verildi. Depremzede misafirlerinin konaklama, yemeği İçme, eğitim, sağlık, kıyafet ihtiyaçları başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması için gayret gösteren kurum çalışanları, afetten etkilenen çocuk misafirleri için de personel eğitim merkezindeki dersliklerden birini çocuk oyun alanına dönüştürdü. Can, senin bebeğin mi? <laughs> Ana sınıfına dönüştürülen bu alanda kurumun yaptığı görüşmeler neticesinde Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü'nce görevlendirilen ana sınıf öğretmenlerinin yanı sıra Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nden görevlendirilen uzman pedagog ve oyun terapisti de görev alıyor. Ebremze'de misafirlerinin zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan kurum, Onların hayatlarında yeni bir normal oluşturabilmek ve yaşadıkları afetin etkisinden bir an evvel kurtulabilmelerine katkı sunmak adına özellikle kadın ve çocuk misafirlerini merkeze alarak ağaç dikim etkinliği gerçekleştirdi. İş bulup yeni bir sayfa açarak ve hayata karışarak sürecin daha sağlıklı bir şekilde atlatılabileceğine inanan kurum yönetimi, ticaret il müdürlüğü ve iş kur müdürlükleri ile yaptığı görüşmeler neticesinde iş arayan afetsede misafirlerin iş bulmalarına da olanak sağlıyor. Devlet de Allah razı olsun bizi buraya getirdi. Bunun bütün imkanlarını devlet bize sarf etti. Allah bir daha böyle acıları göstermesin hepimiz büyük acılar içinden geldik. Buradaki bulunan personelere çok çok teşekkür ederiz. Bir hakikaten bize çok yardımcı oldular. Aile duygusunu bize gösterdiler. Biz Hatay'dan geldik. Hatay'ın merkezinde oturuyorum ben. Bugün Denizli'deyiz elhamdülillah. Allah devlete zavallı vermesin. Burada memnunum. Yani Allah razı olsun bize. Bize her şeyi yani hak ile şey yaptılar. Biz buralara geldik. Allah razı olsun sizlerden. Bize kaplarını açtı devletimiz. Allah devletimize zava vermezsin. İnşallah yine memleketimiz bir düzene girer. Yine gideriz memleketimize. Umudumuz o yani. Hasan Erbil eğitim tesislerinde alıyoruz. Sağ olsunlar. Evlerini bize açtılar. Çok iyi. Her konuda yardımcı oldular. Ve yardımcı olmaya da devam ediyorlar. Eğitim merkezi beklediğimizden Sahaya çıktı. Burada bir aile bireyleri gibi bizimle ilgileniyorlar. Bütün ihtiyaçlarımız anında yerini getiriliyor. Çok memnunuz. Allah devletimize zeval vermesin. Buradaki vatandaşlarımızdan da memnunuz. Onların da gayet yardımlarını gördük. Süreçte ve yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Eğitim Merkezi Başkanı Cumhuriyet Savcısı Uğur Özbek. Ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. Bu felaketin ardından devletin tüm birimleri adeta seferberlik halinde bu felaketten kaynaklanan yaraları sarmaya gayret gösterdiler, gösteriyorlar. Bizler de eğitim merkezleri olarak Adalet Bakanlığımızın talimatıyla eğitimlerimizi son verdik ve kapılarımızı depremzede misafirlerimize açtık. Depremzede misafirlerimizin zorunlu, zaruri ihtiyaçlarını yani yeme, içme, giyinme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra onlara bir yaşam alanı, adeta yeni bir yaşam formu vermenin gayretine düştük. Bu çerçevede çocuk misafirlerimiz için çocuk oyun alanı oluşturduk. Yine kadın misafirlerimiz için pilates kursu, tığ örgü kursları açtık. Yanı sıra tüm yetişkin misafirlerimize Kur'an kursları ve ağaç dikim etkinlikleri gerçekleştirdik. Tabi bunları yaparken yerelde devletin tüm birimleriyle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürüttük ve gerçekleştirdik. Yanı sıra bu çalışmaları ortaya koyarken personelimin, çalışma arkadaşlarımın e, emek ve gayretinin de altını çizmeliyim. Misafirlerimiz yurtlarını, yuvalarını, memleketlerini bırakarak, bırakmak zorunda kalarak bize misafir olarak geldiler. Biz de onlara iyi gelelim istiyoruz ve bunun gayretindeyiz. Tabii bir yuvanın sıcaklığını, bir memlekete duyulan hasretin e, hissettirdiği duygusallığı. Gidermemiz, ortadan kaldırmamız belki zor olsa da biz elimizden geldiğince buna bir nebze olsun katkı sunabilirsek, bu travmayı bir nebze olsun sarabilir ve iyileştirebilirsek, biz kendimizi başarılı ve mutlu edeceğiz. Bu çerçevede, bu vesileyle ben ülkemize, vatanımıza, devletimize bu yaşanan felaketten dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Ölenlerimize rahmet diliyorum. Malumunuz Ramazan ayından geçiyoruz. Ramazanın hayırlar getirmesini ülkemize milletimize devletimize huzur getirmesini temenni ediyorum.